ben belediyenin tespit ettiği en yüksek kirayı şu anda ödüyorum. Orada işgalci falan değilim. Belediye kendisi tespit etti. Edirne Otogar İşletmecisi ve Altunan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunan, düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Edirne Şehirler Arası Otogarı'nı 2019 yılından bu yana işgal ettiği yönünde eleştirilere yanıt veren Altunan, "Ben belediyenin tespit ettiği en yüksek kirayı ödüyorum. Orada işgalci filan değilim," dedi. Otogarı kiraladığı döneme ilişkin açıklama yapan Altunan, o dönem kiracıların kendisini yarı yolda bıraktığını, bütün mal varlığını ipotek ettirerek otogarın işletme ihalesini aldığını anlattı. Otogar'da 2019'da dediler ya, sözleşmesi bitti, çöktü, şu oldu, bu oldu. 2012-2013 araları tam net konuşalım da demesinler Mustafa Altunan yalan söylüyor diyor. Edirne valisi Gökhan Bey dediler ki valilikte bekleniyorsun. Sayın vali büyük olduğu için sözü aldı. Dedi ki bakın arkadaşlar, bu otogarda 3 sene olmuş, kiracılığınız bitmiş, otogara kira ödemiyorsunuz. Veriyorsunuz 100 lira kira. Bu sebepten dolayı da belediye başkanı mağdur. Neyse dedi ki böyle yapmayın. Bakın Edirne esnafısınız. Ben size zorluk çıkarmak, zarar vermek istemiyorum. Gelin bu otogarı tekrar siz alın. Ele avuca geçecek bir kira verin. Belediyeye faydanız olsun. Herkes kabul etti. Dedi ki tekrar kiralayacağız bu otogarı. Tekrar üçümüz alacağız. Vali Bey dedi ki söz mü söz arkadaşlar? Söz dedim. Ben dedim verdiğim sözü yemeyeceğim. Bu otogarı dedim kiralayacağım, ne bahası ne olursa olsun. İnanın bütün varlığıma tedbir koydurarak, bankadan kira, bankadan ipotek lettirerek o otogarın iadesini aldım. Bizimle görüşeceğiz, ben dedim yarı yolda bıraktınız. Bizi dışarı çıkartamaz. Bunun sözleşmesi çıkana kadar mahkemeler sürer, biz burada kalırız. Ben de korktum inanın. 8 ay mı, 9 ay mı? Mahkemeler sürdü. Hiçbir şey vermediler bana. Haram zıkkım olsun. O günkü 8-9 aylık kiramı da vermediler. Ben de yani onlardan davacı da olmadım. Lanet olsun dedim yani. Derhal otogardaki işgalciler dışarıya çıkarılacak. O işgalciler. Mahkeme öyle bir karar verdi de yine Ahbap Çavuş ilişkileriyle jandarma kumandanına gitmişler bunlar işte. Onları atmasınlar diye. Ondan sonra da Mustafa Altun'a tekelci. Ya kardeşim daha önce beraberdik biz burada. O zaman tekelci değil miydik? Yıllarca, 10 yıl, 13 yıl beraberdik. Beni yarı yolda bıraktınız. Kazancı az diye. 2019 yılda benim çıkmam lazım. Niye hala daha bizim mahkemelerimiz sürüyor, belediyelerimiz, biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ticaret odası başkanı zamanında otogarı terk etmedi diye benim hak kaybım oldu orada. Ondan sonra gittiler yine Ahbap Çavuş ilişkileriyle. İki sefer dışarıdan terminal belgesi aldılar. Bakanlığa gidip şunlarla bunlarla yıllarca dışarıdan benzinliklerden bunlar taşımacılık yaptılar. Benim de burada büyük bir hak kaybım oldu. Şimdi bu hak kaybının giderilmesi için mahkemedeyiz. Yok, ben kirasını ödüyorum ya, ecemisi kirasını ödüyorum. Onu anlatın işte, onu. Ben belediyenin tespit ettiği en yüksek kirayı şu anda ödüyorum. Orada işgalci falan değilim. Belediye kendisi tespit etti. En yüksek kirayı. O zamanki durduğumuz gibi 100 lira 200 lirayla değil. Yani belediyenin tespit ettiği ecrimisiyle olarak en yüksek kirayı ödüyorum.